Değerli Turkuaz TV izleyicileri, ben Mustafa Çetin. Şu an burada çok özel bir programa başlıyoruz. Bu programın adı Bir Yudum Sanat. Bu program ülkesinden çok uzaklarda yaşayan sanatçılarımızın hayatlarını konu özel bir program. Bu, program, bu programda heykeltıraşlar, ressamlar, müzisyenler, sanatın birçok alanında, çeşitli alanlarında uğraşan sanatçılarımızı burada konuk edeceğiz. Onlarla sohbet edeceğiz, beraber kahve içeceğiz. Sevgili konuklar, ilk konuğumuz Ruhi Tuna. Kendisi Heykel trash. kendisine hoş geldin diyoruz. Hoş geldin Ruhi. Hoş bulduk Mustafa Bey. Nasılsın Ruhi? Teşekkür ederim, sağ olun. Siz nasılsınız? Tekrar programımıza katıldığı için teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ediyorum. Size ve evet, Türk Astiye. Ruhi, Ruhi Tunayı bize anlatabilir misin? Ruhi Tuna kimdir? Nerede doğdu? Biraz kendinden bahseder misin? Ben Heykel Tereş Ruhi Tuna 1966 doğumlu, İran coğrafyasının içinde bulunan Güney Azerbaycanlıyım ve sanata. ...ilk yaşlarımda böyle, küçük yaşlarımda başladım. Veya biraz daha arkaya giderek bin siyasi yaşamından bahseder 1979 e, bir devrim demeyelim, anti devrimden sonra... E, ...İran İslam Cumhuriyeti iktidara geldikten sonra... ...tabii ben de bir sanatçı olarak, bu sanatın o e, yeni yolcusu olarak... E, halkımın yanında yer alarak karikatürler çizmeye başladım ve rejim karşıtı bir ülkece ilanlarında resimler yapmaya başlayıp onları dağıtmaya başladık ve bunun sonucu yakalandım 16 yaşında ve ta 24 yaşına kadar. Ve bu benim heykel sanatına yönelmemin başlangıcı oldu. Yani diğerler ki her bir şeyde bir hayır var. Evet. Benim cezaevine gitmemle, eee, başlamam e, e, iç içe oldu. Cezaevinde biliyorsunuz İran e, İslam Cumhuriyeti'nde heykel sanatı e, belki bu son yıllara kadar yasaktı. Yani bir ihtilaflar vardır şey o mollalar arasında birileri yasak derler, birileri halal, birileri ha haram söylerler. Gizli bir şekilde bir çörek e, şöyle çeyneyip arkadaşlarıma çeyneyip onların hamuruyla ben heykelcikler yapardım. Canın sıkılmasın diye oynamaya. Yani. Evet bir evet. de sonra e, cezaevinden çıktıktan sonra bizim Marağlı Abdülkadir Marağ'ın e, Marağ'ın e, mar'anın doğduğu bir yerde bizim bir büyük şairimiz vardı Haydar Abbas'ı. Evet. Haydar Bey bana bir çok bir güzel bir öneri verdi. Dedi bu memlekette heykelciliğin yeri boştur bunu değerlendir ve heykel sanatını doldurmaya çalış, yerini doldurmaya çalış. Okey. İlk sorum şu. İlk heykel yapabilme uh, yapabilmeyi, heykelle oynamayı, çamurla oynamayı um, kim sana tavsiye etti? Kendim. Baş... Kendim. Şimdi Soru şu durup dururken kitaplar bulup kitaplar okuyordum falan ama bunu kendim <laughs> başladım ve ilk heykelim e, e, o hadi marağı oldu bir büyük şairin e, heykelini e, yaptım şu anda Tebriz'in e, Kültür Sarayında Kültür Sarayının kapısında bulunmaktadır çünkü bunu e, e, bulunduğum ülkenin e, Kültür Bakanlığı tarafından bu yasaklandı heykel so, yasaktır diye okay. bu heykelim yasaklar listesine gizli ilk 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 heykeli yaparken ki anını merak ediyorum. Hani nasıl başladın, nasıl oldu, bir şeye benzedi mi, insanlar ne dedi bu konuda? Ee, kendim için kendim için ilk yaptığım e, büst, e, Keroğlu'nun büstü oldu. Kim Köroğlu. Keroğlu. Keroğlu, okey. Sonra e, Abdül şey e, Hadi Merhan'ın ve Şair Merhan'ın e, heykelini yaptım. Onun ardından e, bir sürü eserler yaptım. Boronz eserlerim var. Fiberglass'tan, Cimento'dan. 1996 yılında ilk kez kendi heykel sergimi açtım. Ama şey Kültür Bakanlığı tarafından bana hiçbir zaman izin verilmedi sergilerime. Bunu belediyeye bağlı Kültür Sarayı, Tebriz Kültür Sarayı'nda bunu açtım. Ve ilk kez Türkçe broşür kullanıldı. İlk kez afişlerde heykel sözcüğü kullandı. Ondan önce hacim kullanmanız gerekiyordu. Türkiye'ye ne zaman gittiniz? Ha, o kötü bir şekilde baskılar. psikolojik baskılar vardı. Ve ayrıca yaptığın sanatları inceliyordular. eserleri inceliyordular. Bunun neden yaptın? Onu neden yaptın? amacın Hı. nedir? Ve bu baskılara dayanamadım ve Türkiye'ye geldim. 1999. yılın 7 Kasım'da Türkiye'ye kaçtım. Türkiye'de geldiğinde Azerbaycan'dan farklı neler gördün? Yani seni e ilk önce kendi dilimi, kendi ana dilimi Türkiye'de yazabildiğimi, okuyabildiğimi yani hissettim. Onu serbest olduğunu gördüm. O bana en büyük onur verdi. Ayrıca kendimize ait bir bayrak dalgalanıyordu topraklarda. Türkiye topraklarında. Kendimize ait Anladım. bir bayrak dalgalanıyordu. O seni gururlandırdı. Gururlandı. Gibi. Ayrıca Türkiye benim ana topraklarımda sayılır. Çünkü benim annem Kajar ve Kajarlar biliyorsunuz Anadolu'dan İran coğrafyasına yerleşmişler. Sevgili Türk vatanlı izleyicileri, Ruhi kendisini Hı. bir Türk olarak görüyor. ve Türkiye'de birçok eserler bıraktı. Bu eserlerden bize bahseder misin? Nasıl ilk ilk eserlerini yapmak için kimlerle kontak kurduğunu nasıl Atölyeni açtığını söylemiştin. Bu atölyeyi nasıl açtın? Gerçi ben anlatmıştım ama ben isterim ki bu seviydeğer izleyicilerimizle. Ee, sağ olsunla bir çok dostlarım vardı ki yani Tebriz'de bulunduğum zaman Türkiye'de irtibatlarım vardı. TRT'de ve başka gazetelerde filan da televizyon yöneticileriyle. Bunlar bana çok destek verdiler ve. Birinci haftanın içinde ben televizyonlarda yer almaya başladım ve gazetelerde çıkmaya başladım. Bunlar bana bir büyük destek verdiler ki böyle bir sanatçı vardı ve e, yavaş yavaş da o vasıtayla ben e, e, siparişler almaya başladım. Basın Türkiye'de, basının sana yardımıyla siparişler alma şansın arttı. Basın Sanatımı orada sergilediler, benim hayatımı, sanat biyografımı sergilediler. Ben kimim, neyim? Onun için de yavaş yavaş bu insanlar duyma başlayınca bu siparişlerde almaya başladım. Türkiye'de bayağı bir çok eserler yarattım ve Türkiye hakikaten benim sanatımın doğduğu bir ülkedir ve hiçbir zaman oraya unutmayacağım. Ve gelecekte de eğer bu fırsatlar yaranırsa tekrar orada dönüp ve projelerimin devam etmesini arzu ediyorum. Benim Türkiye'de Hacı şehrinde 15 tane eserim var. 15 eserden kaçın? 3 metreden tut da 7 tane büstüm var. Bir tane rölyef, 7 tane büst, 7 oğlu ozandı. Pir Sultan Abdal'ı geçen sene Ağustos'ta Hacı Bektaş'a e dikildi. Rölyefim var orada Kızılbaşların <laughs> alevlerinin semahı. Ve bir de 4 tane has, Türkiye'ye has ilk kez yapılan semah heykelleri. Sema Canların Sema. Sema Horasan'dan Anadolu'ya Sema adında bir e, e, eserler, bir kompozisyon. iki erkek, iki kız. Hacı Bektaş'ta Çilehane'de bulunmaktadır. Burdur'da Oğuzhan heykelim vardır. Kastamonu'da Şükrü Kanatlı Paşa ve Sabahçıoğlu Osman Efe. Bunlar da 3 metre boyu yüksekliklerinde. Sonra e, Ceyhan'da, Ceyhan'da, Adana'nın Ceyhan'ında Ermenilere karşı bir 1919'uncu yılda baskılarla onu idam edilen bir şahit, şahidimiz vardı ki Atatürk bunu milli şehit ilan etti. Binbaşı Kemal'in heykeli vardı ki Sayın Rauf Denktaş Bey bunun açılışını yaptı. Manisa'da iki tane kocaman Atatürk heykeli var. Türkiye'de siz bahsettiğiniz yüzlerce Atatürk bir projesiydi ki bunu bin tane Atatürk portreti yapmam gerekiyordu. Çünkü ben bunu 300'ünü yetiştirebildim. Bin tane de Bunu evet yani e, bir tane... birkaç tane model yapıp ve bunların kalıbını alıp çoğaldım ama kısa bir sürede bir ayda bir ekip çalışmasıyla heykelcisi ben ama dökümcüler falanla farklı. Biz bunu yetiştirdik ve e, 300 tane köye e, Anadolu'daki köyler, Alevi köylerinde ve Alevi okullarına biz bunları gönderdik. Evet. Ruhi daha sonra Kanada'ya gelmeye karar verdin. Nasıl oldu? Hani Türkiye'de birçok eser yaptın. Türkiye basını seni destekledi. Orada tanınıyordun. Neden Kanada'ya gelmeye İran karar verdin? İran istihbaratı tarafından Türkiye'de takip edildi. Ayrıca Türkiye'de belli bir gruplar tarafından dayak da yeme mecbur oldum. Saldır, saldırdılar bana. Evet. Yani tahmin ediyorum ki çok güzel şeyler yapacaksın Kanada, Kanada'da. Peki nasıl sevdin mi Kanada'yı? Nasıl buldun? Müzeleri falan gezebiliyor musun? Sergilerden faydalanıyoruz. Hatta sizinle de sergileri ara sıra gidiyoruz. Kanada güzeldir. Kanada'da ben bunu inanıyorum ki sanat gencidir. Kanada devleti zaten gencidi, sanat da burada gencidir. Burada gelişmeye çok bir fırsatlar vardır. Evet. Müzikle ile ilgili burada yine benim üzerime şey bir kapılar açıldı. Yani biliyorsunuz İstanbul'da ben dersler alıyordum. Şimdi burada onlara mesela devam ediyorum. Batı stili burada yani baya güçlüdür ve bundan da bir baya faydalanacağımı inanıyorum. Evet. Değerli Turkuaz TV izleyicileri, Ruhi Tuna'nın başka bir özelliği daha var. Onu ben söylemek istiyorum. Ruhi Tuna burada müzik ders alıyor ve aryalar okuyor. Çok güzel aryalar okuyor. Bir Arya'yı kendisinden rica edeceğiz. Bizim için söylerse çok seviniriz. Gönlüm senin esirin, kalbim senindir ya, kalbim senindir. İnsaf eyle, hoş sözle, men geldindir ya. bu adala bu iş ve bu ki gider bir gün bu güzelliği sana da kalmaz.